Kuyum Haber'den herkese merhaba. İsrail ile Filistin arasında artan gerilimle birlikte altının onsunda da yukarı yönlü bir hareket var. Piyasalar oldukça hareketli. Peki piyasalarda son durum ne? Hemen Kuyumcu Kent'e dönüyoruz. Kuyumcu Kent'te muhabir arkadaşımız Furkan Yağan bizi bekliyor. Evet Furkan, son durumu senden alalım. Evet Mustafa Bey, sizin de söylediğiniz gibi altın piyasası oldukça hareketli. Biz de şu an Kuyumcu Kent'teyiz. Bakalım kuyumcu esnaflarımız neler söyleyecek? Altın piyasası son günlerde oldukça hareketli. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın piyasası Filistin-İsrail geriliminden önce bir gerileme söz konusuydu. İsrail ile Filistin arasındaki olaylardan sonra altın hem oz bazında hem dolar bazında yukarı doğru yönlendi. Şu anda da yükselişine devam ediyor. Piyasalarda da bu şekilde talep görüyor. Gram altın şu an ne kadar? Şu anda 1855 liraya gram altın satışımız var. Yükseliş devam edecek mi? Ya bu genellikle artık öngörüler yapmamız çok zorlaştı. Dünyanın şeylerine göre değişiyor. Mesela kim bilirdi ki Filistin ile İsrail arasında böyle bir gerilim olacak ve altın tepki verecek. Artık tahmin etmek gerçekten zor yani. Ama şu anda oraya endeksli yani. Peki insanlar daha çok altın almaya mı geliyor yoksa satmaya mı geliyorlar? Ani yükselişlerde genelde almaya geliyorlar. Tabii bozduranlar 3'te 1 değerlendirmeyeyim. Almaya gelenler 3'te 2 gibi değerlendirebiliriz. Peki buradan vatandaşlara bir tavsiyeniz var mı? Yani vatandaşlara tavsiyem sektörel olarak değil de bir vatandaş olarak altında kalmaları her zaman kendileri için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü altın bir gördüğünü bir daha unutmuyor piyasada. En güvenli liman olduğunu da düşünüyorum şahsi fikrim. Savaşın etkisiyle ons fiyatında hızlı bir yükseliş başladı. Bunun üzerine halkımız alıma geçti. Hızlı bir şekilde piyasalar hareketlenmeye başladı. Şu an gram altın ne kadar? Gram altın ekranda gördüğünüz üzere 1850 lira seviyelerinde. Yani son bir haftadır bir %10'luk yükseliş yaşandı. Yükselmeye de devam edecek. Yani savaş durmadığı müddetçe hızlı bir yükseliş bekleniyor. Peki vatandaşlar daha çok alım yönünde mi hareket ediyor yoksa satışta mı daha çok? Vatandaşlarda valla bozduranlar da var. Faizlerin yükselmesiyle yani konuta da bir yönelim var. Yani şu an hem bozduran var aslında hem de alan var. Peki vatandaşlara son olarak tavsiyeleriniz neler olur? Benim tavsiyem altında beklemeleri yönünde şu anlık. Altın piyasası son günlerde çok hareketli. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Aslında altının yükseleceği zaten söyleniyordu. Yıl sonuna doğru bir artış bekleniyordu. Fakat maalesef savaş durumu bu artışı önde getirdi. Şu an dediğiniz gibi bir çıkışta. Peki gram altın ne kadar? Şu an 1850'den satılıyor. Bozulması da 1830 lira. Böyle bir 20 TL bir makas var. Sizce yükseliş devam edecek mi? Ya öngörüler zaten sene sonuna doğru daha yükseleceği söz konusuydu. Şu anda muhtemelen yükselecek gibi duruyor. Peki vatandaşlar daha çok altın almaya mı geliyorlar yoksa bozdurmaya mı geliyorlar? Ya şöyle diyeyim, şu anda daha çok daha yükselecek düşüncesiyle artışlar daha çok arttı. Tabii ki başka bir ne bileyim araba almanlar, ev alanlar falan onlar tabii ki bozduruyor şu anda. Ama yatırım amaçlı alanlar şu anda alıyorlar çünkü yükseliş daha da süreceği öngörülüyor. Peki buradan vatandaşlara ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle diyeyim, alınabilir. Yani TL'dense altın daha çıkışta her zaman da kendini koruyor. Alınabilir yani. Parası olan rahatlıkla alınabilir yani. Şu anda iyice de çıkacağız söyleyeyim. Altın piyasası son günlerde oldukça hareketli. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Genel olarak savaşın etkisi de var fiyatlarda. Ya biraz oturmuştu 1700'lerdeydi altın fiyatı ama savaşın etkisiyle şu anda 1850 liralara ulaştı. Yıl sonuna doğru 2000 lirayı bekliyoruz fiyatlarda. Ya ondan dolayı bir sakinlik var şu anda genel olarak. Sizce yükseliş devam edecek mi? Ya eder. Yani savaşın tabii çok etkisi var dediğim gibi. Onların da hani durulacağı düşünülmediği için fiyatlarda yıl sonuna doğru 2000 lirayı görür diye bekliyoruz. Yani bu sakinlikle devam eder. Şu anda bir hareket beklemiyoruz açıkçası. Peki insanlar daha çok alım yapmaya mı geliyorlar yoksa satış yapmaya mı geliyorlar? Ya şöyle fiyatlar sakinken alım yapılmıyor aslında. Hani fiyatlar 1700'lerdeyken hiçbir hareket yoktu ama fiyat böyle hafiften artmaya başlayınca insanlar alım yapmaya başlıyor. Onun haricinde genel mücevherat takılarında çok fazla bir satış olmuyor. Genelde sarrafiye grubunda bir alım satım oluyor genelde. Hareket onlarla kaynaklanıyor. Peki buradan vatandaşlara bir tavsiyeniz var mı? Yani tavsiye altın düşükken alınmaları, yani şu anda da 2000'i bekliyoruz. Yıl sonu doğru da 2000'i çoktan görmüş olur. Şu anda alım yapmaları uygun olur onlar için. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz, merhaba. Adım Nasri, soyadım Amcalar. Nasri Bey, gram altın şu an ne kadar? Şu an gram altın TL 1850 liradan işlem görmekte. Peki gram altının artacağını düşünüyor musunuz?
Yani bu olaylar devam ettiği müddetçe zaten hani bir artış bekliyorduk. Ama bu İsrail ile Filistin, Gazze arasındaki olaylar yükselişi biraz daha öne çekmiş oldu. Yani gram altında orta vadede 2000 lira, uzun vadede 2500 lira seviyelerini beklemekteyiz. Peki şunu sormak istiyorum. Gram altındaki hareketlilik daha çok alış yönünde mi yoksa satış yönünde mi bir hareketlilik var? Yani her iki yönde aslında %50-50 diyebiliriz. Yani hani yükselişi bir fırsat bilip altını satıp başka bir şekilde de elindeki parayı değerlendiren var. Ya da bu altın daha da yükselecek deyip daha fazla yükselmeden gidip bir an önce yatırımımızı yapalım diyen de var. Şu an %50-50 yani tam ortada seyrediyor durum. Yani ben daha önceki röportajlarında da söylediğim gibi bu mikrofonlarda altını her zaman almaktan yana vatandaşlar çekinmesinler. Altın hiçbir zaman yatırımcısını üzmeyecektir.